Arkadaşlar videomuz bayağı bir tepki aldı. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz, burada 1636 beygir aracımız 170 bindi arkadaşlar. Zinciri marşa bastığında traktör bigi çalışıyordu. Biz dedik bunun acil sökülmesi lazım. Engin tecrübemize dayanarak söktük arkadaşlar. Bir bakalım ne olmuş. Burada bir de iki tane de insignia kullanıcıları var. Abilerimize bir soralım. Araçlarında neler var? Bunu gördüler, ne hissettiler? Bir tepkilerini alalım abiler. Hoş geldin. Sen ilk defa geldin abi. İsim evet, neydi? Abi. Kadir. Kadir abicim hoş geldin. Sen de hoş geldin güzel insan. Sen Berk 6-7 aydır bize geliyorsun. Evet. Allah razı olsun. Kardeşim 5-6 aydır geliyorsun. Allah razı olsun. Burada zinciri söktük. Sen de ilk sabah çalıştırdığında ses var mıydı evet, kardeşim? Oluyor genellikle ama bir 10 saniye sonra geçiyor yani. 5-10 saniye arasında. Ona biz normal diyoruz. Korkmanıza gerek yok. Ama burada gördüğün şeklinde biraz korktun, doğru mudur? Yani tabii çekindim ama evet. Sen dedin ustana normal diye. İnternette de baktım, herkes doluyormuş yani. Evet. Abicime söylemişler ağır bakım için 90 binde aracın motoru inecek işte ağır bakım yapılacak diye. Aracında her an bir baktık, öyle bir şeye gerek duymadık. Araba 160 bin, 170 bin kilometreye kadar gider. Kullan abicim, korkmana gerek yok, biz buradayız. Çok teşekkür ederiz. Bizi nereden buldun abi? Arkadaş tavsiyesi. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizlere gösteriyorum şu an. Bu aracımız 170 bindi arkadaşlar. Burayı kırmış bakın. Burada paleti kırmış. Bu paleti kırdığı için de burada zincirimiz bayağı bir boşta. Bakın şöyle sentemizi getirdik buraya. Göstereyim. Burayı da kilitledik. Arkayı kilitledin mi bu? Arkayı bire güzel. Şimdi bunun temizliğini tekrardan yapacağız. Yani buraların güzelce temizliğini yapacağız, montajını yapacağız. Zaten ürün orada, ürünleri de göstereceğiz. Neler var, neler takacağız. Yani bu sesi duyana kadar devam edin diyoruz ama bakın burada palet ne hale gelmiş. Yani hiçbir şey kalmamış. 1636 beygir insignia motoru aracımız arkadaşlar. Şimdi bu aracımızın bu şekilde yapacağız. Kilometresi de o, tahminim de odur. Bakmadık abimiz 170 falan diyordu. Ona bakarız, söyleriz geçende. Evet arkadaşlar, aracımızı söküyoruz. Bakın burayı yemiş. Bakın bu şekilde burayı iyice paramparça yapmış. Evet arkadaşlar, aracımızın kilometresi 216 bindi arkadaşlar. Müşterimiz yanlış söylemiş. Baktık onu düzelttik arkadaşlar. Şimdi aracımıza zinciri değiştirdik. 216 binde bir aracın hiç zinciri değişmemiş. Yani o normal görünüyor. Yani ben 170 bini anladım ama aracın kilometresine baktığımızda 216 binde arkadaşlar aracımız. Orijinal ilk defa biz söktük. Bu üstteki dişliği de değiştirdik. Buna pompanın dişlisine baktık, gerek kalmadı. Burada sentemiz gördüğün şeklinde el bombasını taktık. El bombasını da onun ara jonta dediğim şekilde inşallah elimize daha gelmedi Türkiye'ye. Gelse montajını yapacağız onun. Arkadaşlar sentemizi de görüyorsunuz, tam o şekilde yaptık. Bakın tam ortada. Yağ pompamızın zincirini değiştirdik. Bunu kimse değiştirmiyor. En önemlisi de bu zaten. Bu koptuğu an yatak sarar araba. Bu şekilde aracımız otomatik manuel olarak bu dişliler değişmektedir. Aracımızı temizliğini yaptık. Bakın görün temizliğini arkadaşlar. Yani spreylerle temizliyoruz bunları güzelce. Yeni yağ koyduğumuzda tertemiz oluyor. Aracın hem 10.000 kilometre sonra tekrar yağ değişiyor burada. Bunun süzgecini mutlaka zincir koptursa bunu temizleyin arkadaşlar. Bu alttan grangı görüyorsunuz iç tarafını. Buralarda güzelce temizledik. Karteli de temizledik burada. Bakın karteli iç tarafını görün. Tertemiz yaptık arkadaşlar. Buraları da komple süzgecimizden temizledik. Manifold, evet manifold temizliğini de göstereceğim. Bakın 200 bindeki aracın manifolduna bakın. Dolmuş resmen, balçık. Bunu temizleyeceğiz güzelce. Arabanın çekmesini bayağı bir doluluk var.
Kurumu görün, bakın içindeki kurumu görüyor musunuz? Ne hale gelmiş manifold. Yani bu irelde bir tane tornavida vereyim bu. Bakın arkadaşlar. Şöyle gösterin. Bakın bakın, gördünüz mü? 200 bindeki arabanın normal yani. Bu araç iyi çekmiş yani. Bayağı bir iyi gitmiş. Tabi bunun içinde bayağı da kurum var. Temizleyeceğiz bunu güzelce, dökmeden, temizlemeden. Evet arkadaşlar, montajını yapalım. Motorun üstüne atalım. Bir başlayalım marşa. Bir de manifoldu kısa videosunu yapacağım. Görün. Bakın burayı değiştirdik. Burayı değiştirdik. Sentesini gösterdim. El bombasını. Bu şekilde takıyoruz. Bura kurma dişlisini bu şekilde orijinal takmaya gayret gösterelim. Evet, bir aracımızın da yavaş yavaş toparlıyoruz. Bakın temizliği görün. Anlatmaya gerek yok. İsmail Üslü'ye buradan selamlar. Vızt vızt. İsmail Üslü'yü seviyoruz buradan. Kendisi güzel insan. İsmail Üslü'mızı her zaman örnek alırız. Güzel insan. Buradan Oto Tamir Kerem Usta'ya da selamlar olsun. Tamirhanem Aslan Usta, Formel Oto, Ramazan Usta'ya selamlar. Şöyle bir temizliğe bakın arkadaşlar. Vızt, vızt. İsmail Usta'yı seviyoruz burada. Evet arkadaşlar, montajımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, İbrahim Seyar'ı getir. Bakın temizliğini yaptık. Görün arkadaşlar, içine doğru tut. Bakın görüyorsunuz. Şöyle göstereyim o içeriden. Bakın görün. Vızt, vızt. 10 numara temizledik arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar temizledik. Aracımızın motorunu toparladık. Zinciri taktık. Bayağı bir uğraştık. Üst tarafını topladık. Enjektörlerini takacağız. Tesisatını güzelce orijinal şeklinde toparlayacağız. Buradaki kurumları temizledik arkadaşlar. Manifoldun içindeki, bakın çıkın kuruma bakın. Vızt, vızt. İsmail Üstü'ye selamlar. Çıkan kuruma bakın arkadaşlar. Şu kurumu görüyor musunuz? Ne kadar manifoldan çıkar. İşte bunu motoru indirmeden yapanlar bunu temizlemiyor. At İbrahim, eline demiyorsun. Bakın gördünüz arkadaşlar, temizliğini yaptık. Egere arızası veren arkadaşlar, şurada egeremizi, tam flaşım yanmıyor, şarjım bitti. Egere temizliği sadece bunu sökmüyorsunuz. Egere'de bunu komple söküyorsunuz. Bunun içini temizlemek için partikül temizleme ilacıyla temizliyorsunuz. Komple temizlendikten sonra bu arıza devam eder. Yani sadece 3 tane vida söküp temizlenmez egerede. O yüzden bunu da mutlaka, burada 4 tane vidası var burada. Bunu temizleyip makineyle temizletmenizi tavsiye ederim. Aracımızı bitmek üzere. Allah'ın izniyle üstüne atacağız birazdan. Toparladık. 1636 Insigne aracımız. Bakın buradaki temizliği görün diye sizlere kısa bir video göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, üstüne atalım. Bir bakalım neler oluyor. Ona göre montajını yapacağız, üstüne atacağız. Zaten birçok videolarımızda da var. Bir bakalım neler var, ona göre görüşelim. Arkadaşlar zor bir gün geçti. Allah şükürler olsun. Motorunu attık üstüne. Şimdi marşına basacağız. Bayağı da yorulduk, görüyorsunuz elimizin halini arkadaşlar. Zor bir meslek ama en çok sevdiğim meslek de marşına basınca mutlu olmak. Tabi buna da kötü yorum yazacaklar. Kötü yorum yazanlara da hepinize havale ediyorum. Ne yaparsanız yapın. Marşına basalım. Bir bakalım ne olmuş arabaya. Zincir kopmak üzereydi. Aracı değiştirdik zincirini. Tabi marşı motoruna koyduk. Marşına basıyoruz, ilk marşına. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İbrahim bas! Evet arkadaşlar, Allah şükürler olsun. İşimizin bir daha sonuna geldik. Yarın klima gazını basacağız. Motor temizliğini yapacağız komple buraları. Bakın orijinal şeklinde toparladık Allah'ın izniyle. Motorunu güzelce temizleyeceğiz. Biraz yorulduk. Bu hafta dediğim şekilde
1636 beygir aracımız. Termizini yaptık videoda gördüğün şeklinde. Aracımızın kilometresi 216.000'di arkadaşlar. Yani 222.000'e gelmiş. Yani 216.000 diyelim. Arkadaşlar 170.000 sanmıştım ama diğer arabayla karıştırdım. Burada da yanlış anlamayın. Aracımızı toparladık. Çalışıyor güzelce maşallah. Dediğim şekilde bu borudan çok yoğun bir talep var borudan. Bu şekilde. Evet. Araçlarımız tamam arkadaşlar. Motor üst kapağını takıyor bu. Aracımızda şanzıman yağı da değişti arkadaşlar. Ha, motorunu yıkayacağız. Bu şekilde vermeyeceğiz müşterimize. Evet arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun. Verdiğimiz emekleri boşuna geçmeyin. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sesin havasını aldın mı?